Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Şiva. Han Bey, sizi yeniden aramızda görmek çok güzel. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada taziye mesajlarımızı iletemedik maalesef görüşemediğimiz için. Sertaç Bey, satıcı firma ile ilgili ön bilgi vermek ister misiniz? Vaktimizi daha değerli kullanmak adına. Tamam, öyle yapalım o zaman. Talimatınız doğrultusunda yaptığımız araştırmada aday firmanın gerçekten bir başarı sağladığını gördük. Alıcılar memnun. Güzel. Sonuç olarak? Ben de sizin gibi bunun doğru bir hamle olacağını düşünüyorum. Fiyat performans bakımından da gayet iyiler. Zaten gelmek üzereler. Han Bey, misafirlerimiz geldi. Buyurun lütfen. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba Han Bey. Sonunda tanıştık. Vedat Karel. Sonunda yüz yüze de tanışabildik. Farklı birini mi bekliyordunuz yoksa? Sizin gibi genç birisini falan mı? Teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ben öncelikle bizi aradığınız için firmamız adına çok büyük bir gurur yaşadığımı belirtmek istiyorum. Sizin gibi büyük bir firmayla çalışma imkanına sahip olmak bizi çok mutlu ediyor. Gerçekten. Çok incesiniz. Çok teşekkürler. Rica ederim. Doğrusu bugün birçok firmanın hayaldir Derenoğlu firmasıyla isminin yan yana anılması. Açıkçası biz de çok şaşırdık yani. Uzun zamandır aynı cam üreticisiyle çalışıyorsunuz çünkü. Doğru. Tatsız bir hadise yaşadık, yollarımızı ayırmamız gerekti. Haddimi aşmayacaksam eğer nasıl bir sorun yaşadınız? Ahlaksızlık ettiler. Onlara ait olmayan bir şeye el sürmeye kalktılar. Çok üzüldüm. Ama kendi adıma da sevindim tabii ki. Hiç merak etmeyin. Biz de böyle bir olay yaşamayacağınıza emin olabilirsiniz. Sizi temin ederim. Öyle mi? Hiç şüpheniz olmasın. Neyse, isterseniz başlayalım. Haluk Bey, dosyaları dağıtalım. Şartname üzerinden konuşalım isterseniz. Teşekkürler. Teşekkür ederim Haluk. Han Bey, biliyor musunuz? Eşim sizle çalışacak olmamıza çok sevinecek. Öyle mi? Ne mutlu bize. Ya inanamazsınız. Çok düşkün kolonyalarınıza. Eve hiçbir başka marka sokmaz. Belki 30 çeşit vardır öyle. Yatak odasında öyle duruyor. Tuvalet masasının üstü böyle boy boy dizmiş vaziyette. Allah Allah. Hatırlayamadım şimdi. Pardon, anlamadım. 30 çeşit kolonyamız var mı? Emin değilim. Lafın gelişi söyledim canım. Bilmiyorum tabii ki. Neyse. O zaman vakti geldi. İmzalarımızı atalım. Sonra da bir kutlama yemeğine gidelim. Beni misafir misiniz ama? Tabii seve seve. Tabii ki Han Bey de müsaitse.
Müsait olurdum tabii. Eğer kutlanacak bir şey olsaydı. Sizinle iş yapamayız. Nasıl yani? Anlamadım. Yani çok uygun bir fiyat verdik size. Yani bu kalitede bir ürünü piyasada bulamazsınız. Yani şu ana kadar hiçbir pürüz yoktu. Ne oldu şimdi böyle bir... Ben prensip olarak sapıklarla çalışmıyorum. Siz ne biçim konuşuyorsunuz? Bir dakika Haluk. Hayır canım, olur mu öyle şey? Gelmişiz, burada misafiriyiz. İstemiyorsa çalışmaz. Ama bu üslupla olacak iş değil. Çiğdem Hanım, beyefendilere çıkışı gösterir misiniz? Buyurun lütfen. Bu hiç hoş olmadı Hamdi. Hiç. Yakışmadı yani. Ama bunu acınıza veriyorum. Acıma mı? Evet, acınıza. Yakın zamanda eşinizi kaybetmişsiniz. Belli zor dönemler geçirmişsiniz. Çıkın dışarı. Çıkın dışarı. Çıkın dışarı, defolun! Siz bir doktora falan gözükün en iyisi. Vedat Bey, kusura bakmayın lütfen. Sen kimsin, benim adıma özür diliyorsun? Çık dışarı. Çık! Bu ne rezalet ya? Bu ne rezalet kardeşim? Hayır kardeşim, madem iyileşmedin ne diye dönüp geliyorsun işin başına? Bir de geçmiş karşıma hakaret ediyor bana ya. Olacak iş değil ya. Allah Allah. Sinirlenme ama canım babacığım. Canım babacığım benim. Canım babacığım benim. Deli bu ya. Delirmiş bu, manyak. Han Bey, iyi misiniz? İyiyim Çiğdem, sağ ol. Çıkabilirsin sen de.